Yani Ezgi yine birinci olacaktı ve dolayısıyla da belki de yine muhtemelen senin ismini söyleyecekti. Aslında yani Berkan'ın orada çok bir şey değiştirmedi düşündüğümüz zaman. Ama tabii onu da Ezgi'ye sormak lazım. Yani belki sen birinci olacaktın, kimin ismini söyleyecektin diye. Belki söylemeyecekti, belki bambaşka bir isim verecekti, bilemiyoruz tabii. Evet. Ya peki yani hiç düşündüm neden benim ismim söylendi diye. Yok zaten ben biliyordum benim ismimi söyleyecekler. Kızların orada bir durumu var, şimdi onu konuşmamız lazım. Evet. Yani o dönemi hatırlamak istiyorum yavaş, 2 ay önce falan çünkü. Hani kızların orada bir ittifakı vardı. 4 kadın yarışmacı birleşerek senin ismini yazdılar. Elif mesela yazmayacaktı, son anda yazdı. Kesin yazmıyor. Hatta seni seven fanlar falan Elif'le ilgili o dönem böyle bir yoğun eleştiri yaptılar. Berkan'a yoğun eleştiri yaptılar. Ama o durumu senden dinlemek lazım. Ya böyle bir şey. Zaten bu biz şeyi kaybettiğimizde, o dokunulmazlık oyununu kaybettiğimizde artık kimin ismi yazacaklarının, mesela biz artık kararlaştırdık ki Ezgi'ni yazacağız. Ve kızların da kim yazacağını ben biliyordum. Yani 3 kız kesin beni, ya beni ya Mert'i yazacaktı. 3 kız. Yani Ezgi, Elif hariç 3 kızın ya beni ya Mert'i yazacağını düşünüyordum. Niye? Onlar da Ezgi'yi korumak istiyorlar muhtemelen. Evet, niye yazacaktı Mert'le ya beni? Mert'le çok kavga ediyorlardı. Mert onlara kızıyordu, sinirleniyordu. Dedim ya Mert'i yazarlar. Bir de beni yazarlar. Ondan dolayı ki benim oyum az gelir falan da onlara başkalarına nispeten, mesela Serkan, Ersin, onlara nispeten benim oyum az gelir diye düşünür. Beni ya Mert'e yazacaklardı. Ve böyle konseye girdiğimizde Elif'le biz aynı durmuştuk. Elif'e sordum, Elif kimi yazacaksın? Öylesine yani ben Mert'i düşünüyorum yazar. Çünkü Mert'le Elif daha çok kavga ediyordu o hafta. Dedi Parviz, aklımda 2 isim var ama bilmiyorum ya orada karar vereceğim artık. Ya, bilmiyorum, orada karar vereceğim. Dedim tamam, konuşuruz işte, görürüz de kim yazacaksın diye. Artık orada Elif beni yazmıştı. Sence orada mı karar verdi? Yoksa yok, bence yok. Önceden karar vermişlerdi. Önceden ama karar mesela vermişlerdi. Biz canlı yayına bağlandıkları zaman demişlerdi. Hepimiz birbirimizden bağımsız karar verdik. Öyle diyorlar. Bana da öyle demişler ama ben inanmıyorum. Öyle şey olur yani. Yani bu kadar da denk gelmez diyorsun. Yok yani tabii ki. Ya artık yani bu konuşulmuş bir mevzuydu. Evet yani dördünün de birbirinden habersiz Parviz yazma olasılığını hesaplasak şimdi İhsan, herhalde habersiz olarak işte bizim 100.000'de bir falan çıkar. Yok, o yüzden çıkmaz da erkeklerden birini yazacaklar çünkü. Erkeklerden birini yazacaklar. O zaman evet. Pardon, doğru, erkeklerden. 5 erkek vardı o zaman. Berkan'a yazılabiliyor muydu o zaman? Berkan yazılabiliyordu. Yazılabiliyor muydu? Hastaydılar onlar. Yazılamıyordu galiba, bir şey olmuştu. En az 5 kişi var desen 4'ünün de yani aynı anda bizim yanlışımız biliyor musun nerede oldu? Yani bizim de erkekler olarak, takım olarak yanlışımız orada oldu. Biz ismimiz 200'de 1. Ya biz kimi yazacağımızı söylemiştik. Yönetmenim Yaşar'a soruyorum da bu elenme anı mı? Evet. Elenme anı. Herkes şok. Parviz'in şoku daha büyük tabii burada. Sen inanamıyorsun gerçekten. Ben biliyordum artık. Ama inanmıyorsun. Yine de inanmıyorsun. İşte orada artık Ezgi izleyelim. Bir o anları izleyelim. Tamam, sen muhtemelen bunu birkaç kere izlemişsindir ama. Bence fazla. İzleyelim. Yok ya kız. Kaç kere baştan izlemedim. Bu eleman değil. Biraz daha öncesi. Biraz daha. Ya bunu başa alabiliyor musun? Arkaya. Ezgi'nin ismi söylendi. Orada ben de yüzümü merak ediyorum. Nasıl bir tepki veriyor yüzde. Şu an reji çalışıyor orayla ilgili. Evet. Alabiliyorsak. Şu senin elenme anların. Var mı elimizde görüntü? Orası yokmuş, sadece bunlar varmış. Veda anları varmış. Yani şöyle, sen mesela oraya girerken birincilik bekliyorsun hatta. Evet. Artık çünkü performansın da iyi. Adada da herkesle iyi anlaşıyorsun. Diyorsun ki yani muhtemelen beni Türk halkı da sevmiştir. Zaten Türkiye'de yaşayan bir sürü de Azeri dostlarım var. Kesinlikle sevdiler. Bak bir gün şöyle bir şey olmuştu. Biz Hakan'la program yapıyoruz. O zaman kalabalık masadayız. Seyircimiz gelmişti, misafirimiz. Daha böyle programın 2. haftası filan. Dedi ki Hakan, kimi seviyorsunuz dedi. Biz oğlumla Parviz'i çok sevdik dedi. Evet. Bunlar Datça'da yaşayan bir aile. Evet. Yani biz oğlumla Parviz'i çok seviyoruz. Bak demek ki yani işte nereden geldiği hiç önemli değil. Orada seni görüyorlar, seviyorlar ve yavaş yavaş zaten oylara da yansımaya başlamıştı. Evet. Ama değişik bir kısmetsiz, talihsiz bir hafta oldu. Biliyor musunuz nasıl bir şey oldu? Yani insanlar yani ister Türk halkı ister yani Azerbaycan ya böyle düşünüyorlardı. Zaten Parviz elenmeyecek. Böyle bir şey var. O bende de vardı. Öyle bir şeyler vardı. O bende de vardı vallahi. Yalan yok ya. Parviz zaten elenmez. Senin oyların da oldu. Ezgi'ye daha destek verelim. Ezgi mesela çıksın şeyde. Atıyorum Ezgi kalsın aşkım gitsin. Zaten öyle düşünceler var. Bir de bizim yanlışımızı söyleyeyim. Biz kimi yazacağımızı söylüyorduk. Mesela Ersin abi mesela söylüyordu ki ya bu hafta Ezgi seni yazacağız. Performansın böyle geldi. Ama kızlar orada söylemediler kim yazacaklarını işte. Ama söylese de yapacak bir şeyin olmuyor ki. Ya zaten yazsınlar da. Yani söylese de aslında yapacak bir şeyin olmuyor, biliyor musun? Oyunun kuralı. Evet, ama şöyle bir şey oldu. Gerçekten şok bir elemeydi. Ve o akşam Twitter'ı hatırlıyorum. Tabii ki çok üzülenler, bir sürü şey yazanlar çok oldu ama evet. Yani genelde herkes ama herkes üzüldü. Üzülmeyen var mı diye ben burada yayında sordum. Şu an üzülmeyen varsa yazsın dedim. Mesaj gelmedi. Evet. Yani çünkü herkes üzüldü ve herkes senin orada kalmayı hak ettiğini düşünüyordu. Ama şu oldu. Survivor'a girip zarar görmeme ihtimalin çok azdır, tamam mı? Sen ne kadar iyi bir insan olursan ol. Çünkü hata yapıyorsun, açsın. Bir yanlış bir şey yapıyorsun. Sen öyle temiz ayrılmış oldun ki Survivor'dan herkesin kalbinde de tat kurmuş oldun. Kesinlikle. Yani şu an Türkiye'de veya dünyada ne kadar yaşayan Türk ve Azeri insan varsa muhtemelen veya bu İranlı da olabilir. Yani seni seven bir sürü insan olmuştur diye tahmin ediyorum. Bunu da o zaman da söylemiştir. Çok büyük bir avantajı oldu sana. Ama sen bundan sonra ne yapacaksın? Yani bu avantajın nerede derler? Bence dövüşlere devam etsin. Çok muhteşem bir dövüşçü. Bak Perviz'i ben 7 yıldır falan takip ediyorum zaten yani dövüşçülük kariyerini. Bir kere muhteşem bir dövüşçü. Yani yaşının yettiği kadar, yere kadar bence dövüşmeye devam etmeli. Ne kadar? Sen ne düşünüyorsun? Ya bir 3 yıl devam ederim. 3 yılda dövüş. Yani bundan sonra 3 yılda adam döveceğim diyorsun. 7 kimi dövüşürüm. Ya inşallah. Adam dövme değil ya. Şimdi bu spor öyle bir profesyonel bir spor bu ya. Yani... Adam dövme dışarıda oluyor. Onu da, sen yapmışsın. Onu da sen yapmazsın. Perviz sen kavga yapma yani. Evet. Kavga yok. Profesyonel dövüşçülerde kavga yok. Yani ben korkarım zaten. Yok biz de yapmıyoruz. Ya böyle bir şey diyeyim zaten ben dışarıda kavga yapmaya korkarım. Hı-hı. Niye? Ben Allah düşünüyorum korusun, ki ben Perviz. Kimse vurarım ya en azından sana kırılacak kesin. Evet. En azından. Allah korusun. O yüzden öyle şeyler yok. Öyle şeyler yani. Her zaman sabırlı oluyorum. Sabırlı oluyorum. Ben koruyorum ama bir yerlere kadar sabrediyorsun. Bu işi yapan insanların zaten İlk gereken yani yapması gereken şey o sabır. Evet. Tabii ya profesyonelliğin en onu öğreniyorlar zaten. Onu normal hani normal başka delikanlı kıpır arkadaşlarımıza göre profesyonel dövüşçü arkadaşımız çok daha onu öğrenerek ona göre davranıyorlar. Perviz daha olgun olabiliyorlar. 2 tane maşallah. 2 tane değil mi senin? Evlat. Evet. Maşallah Allah bağışlasın. Eşin. Yani bir boksör. Bir hayat kurmuşsun. Boksör mü oldu mu? Olacak. Öyle mi? İyi var. Ya adam yetenek ya. Ya şey ben rica ediyorum şu bir iletişim ödülünde ağlamıştın ve ağlatmıştın. Evet. O anları bir izlemek için hazırsa yönetmenimiz yaşarlar rica ederim. Evet. Hiçbir zaman öyle özlem olmamış. LED'den izleyelim olur abi. Şöyle LED'den izleyelim hep beraber. Yine bu ilk ödülün değil mi senin? İlk ödülün iletişimde. Ya Ömer abiye diyorum ki orada abi beni ilk verme de yani ilk ben oturmayayım. Ya biliyorum ben ilk dedim. Ya, burada ne kadar olmuştu? 1,5 ay falan oldu. Oldu yani. 6 hafta falandı galiba. Evet. Sen direkt kafadan zaten gidiyorsun. Evet. Ama zor ya. İlk defaydı ben böyle ağlıyordum. Bu küçük mü? Küçük olan. Evet. Maşallah. Maşallah. Çok tatlı. Bir de son 3-4 günde özlem gelmişti ya. Çok özlem gelmişti. Her şey uykudan uyandığımda bir özlem vardı içimde. Olmaz mı? Özenmez mi? O iletişim oyunu benim. Wow. Bu büyük olan. Kaç yaşında 7 mi? 7. 7 oldu. Aralarında maşallah. 4 yaş. O zaman eldivenlerle bozunu vermiş. Evet. Daha önce hiç ağladın mı böyle kamerada yok falan? Yok ya hiçbir zaman. Hani oyun zaten kameraman orada mesela çeken ya Perviz abi ilk defaydı seni böyle görüyorduk. Yani hiç aklımızda bile değil. Hep sağlıyordu orada. Ben ağladım. Ben oyunu oynuyorum, iletişim oyunu oynuyorum. Ben yüzme iyi değilim. Mesela yüzmede her zaman arkada kalıyordum da. Bu defa mesela bu şey iletişim oyununda herkesten önde çıkıyordum. Nasıl? Yani yüzdüğüm zaman aklıma çocuklar geliyordu ki yani bu iletişim oyununu kazanmak lazım. Evet. Kazandık. 3-3 yapmıştım bu oyunda. İletişim oyunu tabii ki. Yapmıştım. Ya bir de şimdi senin hani düşündüğümüz zaman biraz böyle geçmişe gidiyoruz. Mesela bir kutlama anı vardı rakip takımı. Sen ona acayip bir tepki göstermiştin. Mesela. Hatırlıyor musun o anlarını? Bir de senin kendine has bir kutlama şeklin vardı. Ha evet. Onu bize bir yaparsın. Knockout. Yakarız. LED'e mi vereceksiniz? Olur abi verin. Tabii LED'e verelim. Verelim. Tamam abi olur. Bak neler yaptı. Bak burada gönül takım kazanıyor. Kazanmışlar. Dedim ya biz böyle yapmamıştık. Arkadaşlar. Sinirlenmişsin. İletişimde biz böyle sevinmemiştik. Yok biz doğru kutluyoruz. Bu arada çok güzel bir ödül kazandınız. Yani ben emin olun sevindim sizin adınıza. Güzel yani. Bir de bu doğum günü. Perviz. Doğum günü. Ersin abi de her zaman şey yapıyor. Tadını çıkarın güle güle kullanın. Valla tadını. Ama yedik yani. Haydi. bir şey. Tamam Evo, doğum günü kutlu olsun. Oğlum doğum günün bile bir olay yani. Ben anlamadım. Tamam burada. Kızın doğum günü bile bir olay yani. Abi ne olduğunu şaşırdım. Orada olduğun zaman zor oluyor işte. İkinci hafta düşündüm ki ya senin ne işin var burada? Vallahi tam samimi. Nereye geldim dedim mi? Düşündüğünden kaç kat daha zor çıktı? Çok zor oldu. Düşündüğünden? Belki de bir 10 defa. Yani düşünün ben mesela her zaman diyette olurum. Mesela dövüşten önce 10 kilo, 14 kilo mesela kilo veriyorum da ben. İkinci haftaydı artık böyle şeye gidiyoruz. Böyle şeye, suyla gidiyorsun ya şeye, parkurun başına. Kendi kendime ne işin var senin burada? Niye geldin buraya sen?